Şimdi İzmir'de 1800'lerin sonuna doğru Bornova'daki Levanten ailelerin çocukları, işte Vitollar, La Fontaine'ler, Giroud'lar, bu ailelerin çocukları bir araya gelip futbol oynamaya başlıyorlar. İzmir Türkiye'de futbolun beşiği, yani birçok tarihçinin hemfikir olduğu üzere 19. yüzyıl sonunda, son çeyreğinde hatta İzmir'de, Bornova'da oynanmaya başlamış. İzmir'de Altay ilk kurulduğunda şimdiki San Josef'in olduğu sokakta bir bina var. Ayrıca Gül Sokak'taki bir evin de Altay'ın ilk kurulduğu yıllarda kullanıldığı söyleniyor. Mesela İzmir'de taraftarlık anlayışı diğer şehirlere göre farklılık barındırır. İzmir'de taraftarlık anlayışı kent kimliğinden ve semt aidiyetinden doğmaktadır. Bu aslında bir yandan da alt gelir gruplarının yeni kültürel taleplerinin ortaya çıktığı bir dönem aslında. O dönemlerde yarı profesyonelsiniz, yarı amatörsünüz. Çoğu futbolcu takımının altyapısından ya da muhitten gelme. Uzun yıllar o formayı değiştirmiyor. Taraftar olmanın tadını seyirci anlayamaz. Seyirci çünkü kızmasınlar ama yani seyirci televizyonda izliyor. Seyircinin stadı televizyon.